Recep Murat Yalçınkaya geliyor. Merhabalar. Recep hoş geldin. Hoş buldum Kenan Bey. Nasılsın? Vallahi çok heyecanlıyım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Vallahi kendimi tanıtayım. Ben Recep Murat Yalçınkaya, Yozgat Uzun Kasabası'ndan geldim. İlköğretimimi, ortaokulumu, lisemini hep orada okudum. 20 yaşına kadar oradaydım. Sonra biz ayakkabı işine uğraşıyorduk. Babamgil pazarcılık ne yapıyordu? Abimgil de aynı. Sonra 2015'te İstanbul'a taşındık. Pazarcılık köylere giderek tezgah mı açıyorsunuz? Köylere, nasıl yapıyorsunuz pazarcılık? Köylere değil de ilçelere gidiyorduk. İlçelere gidiyorduk, tezgah açıyorduk. Bildiğiniz çadırı neye vuruyor, ayakkabıları evet. Koyup. Sabahtan, ayakkabı satıyorsunuz. Aynen. Yanında kumaş satan oluyor. Aynen öyle. Sabahtan akşama kadar bekliyorduk ayakkabı satılmasını. Neyse artık mağaza açtık. Küçük çaplı mağaza ilçeye. Hı hı. Sonra orada satışlar yapmaya devam ettik. Baktık ki iş daha iyi oluyor. Daha da iyi mağazada satılıyor. Aynen pazarcılığı neye bırakak dedik. Sonra mağazacılığa geçtik. Dükkanı sabitlediniz. Aynen. Sonra, hayırlı olsun. Aynen öyle. Ne zaman açıldı? 2009'da biz dükkan açtık. Yozgat'ın Boğazyan ilçesinde. Bayağı olmuş. Boğazyan'da. Aynen. Sonra da baktım mağazada işler iyi gidiyor. Dedik ki biz daha küçük nüfusu daha büyük nüfuslu illere gidek. Nereye gidek? İstanbul'a gelek. İstanbul'da bizim yakın akrabalarımız vardı. Azıcık destek oldular. Abim de buradaydı zaten. Ortanca abim buraya evlenip geldi. Kaç kardeşsiniz? Bu arada 3 kardeşik. En küçükleri benim. Bekarım. Bu bir mesaj mı? Vallahi herhalde mesaj. Anam eve vereceğim deyip duruyor beni de. Bir de. Senin niyet var mı Recep? Benim niyetim var da azıcık daha zamanım var ya. Biraz bekleyeyim Kenan abi. Ne için beklemek istiyorsun? Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Okul daha 2 sene önce bitirdim. Uzatmalı okudum biraz. 2 sene önce bitirdim. Şöyle 2-3 sene daha kendime tolerans tanıyorum. Şöyle annem ama evlen kalacaksın. Saçın dökülecek, başın dökülecek, beyazlayacak. Beni çok... Ana yüreği tabii. Şimdi saçın dökülür, dişin dökülür, gözün görmez. Ondan sonra ben bu olan hangi kızı alırım diye korkuyor. Ya bir tane el ayağı tutan beğenmezler olur ya. Beğenmezler diye. El ayağı tutan bir tane bulurum ne olacak ya. Değil mi? Aynen öyle. Bence de Recep sende bu özgüven olduğu sürece sen hiç istediğin zaman evlenirsin, vallahi, işini bulursun. İnşallah ama hayırlısı olsun. Hayırlısı önemli olan ama. Annem de bunları bilmesi lazım. Beni sıkıştırmaması lazım. Annem burada galiba sen böyle bir subliminal mesaj veriyorsun. Aynen. Annenin bunları bilmesi lazım, seni sıkıştırmaması lazım. Ya valla biraz da sizden destek bekliyorum Kenan abi. İşte Recep aslında farkında olmadan şu an destekliyim ama sen böyle altını çizersen çok anlayacak anne. O zaman tamam, bu kadar evlilik konusu bu kadar yeter o zaman. Peki büyük olanlar abin, abla mı, ortancı? İşte ben... İkisi de mi abi? İkisi de abim, annem. Onlar evliler mi? Onlar evliler. Torun var mı? İki yerden torunları var. Recep tamam, rahatsız sana. Oh iyi. Tamam, sen rahatsız. Ama kızımız yok diyor, bir de sen evlendi işte. O konudan çıkalım. Anlaşıldı. Sen orada rahatsın. O zaman sıkıntı yok. Tabii tabii. Torun varsa tamam. O zaman iyi. Bekarlığa hani çok da dalıp hani evliliği yuva kurmayı unutma diye anne sıkıştırıyor seni. O zaman iyi. Normal. Şey tamam. Devam et. Devam edeyim. Burada İstanbul'da dükkan açtınız mı? Ha işte onu diyeceğim. Biz daha da büyük yere gerek dedik. 2015'te İstanbul'a dükkan açtık. Mağaza açtık. Bu arada da ben de yardım ediyorum abim yine. Yardım ederken ben ama biraz da okumaya hevesleniyorum. Ben tüm Yozgat'ta arkadaşlarımı bıraktım. İstanbul'a geldim. Kimseyi tanımıyorum. Lan sabah çıkıyorum, akşam eve geliyorum, ne örüyorum, hiç kimse yok. Şimdi Yozgat'ta liseye kadar mı okudun? Aynen. Sonra buraya İstanbul'a geldin, üniversiteye gitmek istedim. Üniversiteye gitmek istedim, arkadaşım yok, kimse yok. Olması gereken bu iş, çok aynen güzel. Öyle. Sonra evet. 2 yıl sonra ben iyi bir ufak tefek çalıştım, sonra üniversiteye gittim. Nereye? Maltepe Üniversitesi'ni kazandım. Radyo, televizyon, sinema programcılığına kazandım, bir de mezun oldum. Bir de mezun oldum. Mezun bak oldum. Benden hiç memnun olmuyorlar ama bunlar beni beğenmiyor. Recep sen şaşırmışsın mezun olduğuna. Vallahi şaşırdık. Çünkü yani ailece bizde kimse okuyan kimse yok. Okuyan kimse çıkmadı. Ailecek mi şaşırdınız durumu? Ailecek şaşırdık. Yok bu Recep kimse. Nasıl mezun oldu? Herkes lise mezunu. Yani ben bunları küçümsemiyorum. Tam abimgil işlerde bir yerlere geldiler, iş adamı oldular da ama okuyan yok. Güzel, sen orada öncülük yapmışsın. Aynen, öncelik yaptık ama Kenan Bey, Ece benim bunları okumamı niye beğenmiyor biliyor musunuz? Bunlar şu pandemi süreci vardı ya, evet. Ben ikinci sınava kadar normal okudum. Ondan sonra üniversiteyi tamamlarken pandemiye denk geldi. Tamamen kağıt üzerinde okudum diyorlar bana. O diyorlar, beni Ece bunlar rencide ediyor, beğenmiyor. Ama nasıl okudum bir de bana sorun. Bu arada mezun oldum, dedim ki sektörle alakalı ben dedim bir iş yapabilir miyim, kendimi denedim. Yaparım yapamam. Yapamadım, sonra ne öreyim dedim. Gideyim dedim, kendime bir telefon alayım dedim. Yapamadın mı? Yapamadım. Çünkü 2 yıl ben şey okudum ya, online okudum radyo, ya. Televizyon, evet. Kamera çekmeye gidemiyorum. Kamera arkasına gidemiyorum, kamera önüne gidemiyorum. Ne öreyim dedim, olsa ben bir iyi bir telefon alayım kendime. Sonra
Icık ben dedim kendimi çekeyim, etrafı çekeyim. Sonra sosyal medyaya atanayım dedim yani. Sosyal medyaya kendimi paylaşayım dedim. Bir yıl boyunca aralık vermeden sosyal medyaya kendimi paylaştım. Attım, onu çektim attım. Bana garip gelen şeyleri çekip atıyorum. Bir şey görüyorum, onu yorumluyorum atıyorum. Bir şey çekiyorum, ne oluyor, atıyorum. Ne garip geliyor mesela? Mesela diyelim ki... Yani bir konu üzerine mi çekim yapıyorsun, iş üzerine mi, aile hikayesi üzerine mi, annenin üzerine mi, ne yapıyorsun? Tamamen doğaçlama. Yani Avrupa'ya gittim bir ara, geçen sene. Avrupa buna hazır mıydı Recep? Avrupa hazırdı abi. Valla beni nasıl aldılar şaşırdım valla. Bana diyorlar ki dil yok, konuşma yok, iki laf bir araya getirme yok diyor. Beni nasıl Avrupa'ya aldılar seni diyor. Bence gayet güzel konuşuyorsun. Vallahi, çok da sempatik konuşuyorsun. Çok teşekkür ettim, çok sağ olun. Sonra yani bunu hemen kısa geçeyim. Avrupa'ya gittim. Mesela orada geziyorum. Bir tane cenaze arabası gördüm böyle. Taksiden cenaze arabası yapmışlar. Ben onu dedim ki bu nasıl cenaze arabası dedim ya. Adamların ölü yani dirisi rahat, adamların ölüsü bile rahat gidiyor diye böyle koltuklu moltuklu cenaze aracı gördüm. Ben bu videoyu bir paylaştım. Videoyu paylaşınca o sonra geri dönüşler gördüm. Sonra geri dönüşler yani gördüm. Yani dirisi rahat, ölüsü de rahat. Aynen adamlar hani anam gibi koydu dirilerdi ki. Hangi ülkedeydi bu? Almanya, Berlin'de gördüm. Berlin Belediyesi yazıyor muydu üstünde? Yok belediye ne yazmıyordu. Onu baktın da sağına soluna. Baktın mı? Baktım ama. Vallahi baktım. Şöyle tamam. Bilmem bir şey Cumhuriyeti Belediyesi'ni yok. Hiçbir şey yok. Onlar yazmıyordu. İşte böyle garip gelen şeyler çekip atınca daha da çok ilgi aldılar. İlgi aldı. Aba bir gör nasıl ilgi alıyor. Bir yazıyorlar mesaj daha çok at daha çok konuş. Ben bir de yorumluyorum adamların cenaze arabasına bak diyorum ya. Neyse böyle attıktan sonra Kenan abi... Ben geri bir ay kaldım orada gezdim. Bayağı çok video attım. Sonra geldim geri İstanbul'a annemin yanına. Ne kadar kaldım? Ben orada bir ay kaldım. Bir ay kaldım. Bir ay kaldım. O zaman hısım akraba var orada belli ki. Orada benim akrabam gezdirdi. Şöyle söyleyeyim. İşte bazen benimle ilgilendi bazen ilgilemedi. İlk yine defa mı yurt dışına çıkışında? İlk defa gittim hayatımda ilk defa. Nasıl buldun Recep? Vallahi var ya ben tamamen... Yani ne farklı geldi sana en çok ne farklı? Bana ne farklı geldi? Şöyle söyleyeyim. Tertip, düzen, kuralcılık, yerler pırıl pırıl. Yani böyle mahalle aralarında sigara izmaritleri yok, bir şey yok. İnsanlar hep kurala uyuyor. Ya ben mesela hayatımda köyde, moyde ya da ilçede, kırmızı ışıkta ne de bekleme böyle yaya olarak. Ya araba olmasa geçiyorum gidiyorum. Adamlar kural uyguluyor ya, mutlu oluyor. Ya ben bile orada gittim, beni hayatta böyle ışığından beklemem. Orada ışıkta bekliyorum. Lan ne güzel mutlu oluyorum, şu ışıkta bekliyorum ya diyorum. Millet bana saygı gösteriyor, sağdan geçiyor, soldan geçiyor. Bayağı dikkatimi çekti. Yani... Türkiye'miz çok güzel ama oraya gidince de ben bu kültürde yerleştim ya. Yaşadım, yetiştim ama oraya gidince de bayağı çok olaylar değişime gitti. Peki yani. Peki sence oradaki kuralı, nizamı, birbirimize olan saygı yani onların gerçekten birbirlerine vatandaşlık bilinci ve saygıları var biliyorsun. Aynen öyle. Sence biz de burada uygulayabilir miyiz, yapabilir miyiz? Valla biz burada uygularız da bir yere kadar uygularız. Ondan sonra giri, vay kardeşim ne örüyorsun, vay nasılsın, vay boşver kardeşim falan. Biz çok rahatımız, düşkünük ya. Ondan mı? Valla biz çok rahatız. Onlar hep kuralcı, hep anadan, babadan. Bu biraz iklimin de etkisi var mı bunda? Akdeniz insanlarında bu daha çok var biliyorsun. Aynen. Hani bu aşağı indikçe bu kurallar falan biraz gevşer. Yukarıya çıktıkça disiplin artar, kurala uyma artar. Aynen, hele bizim İç Anadolu'ya niye gidince daha da samimi oluyor. Hiç kural mural hiçbir şey yok. Ben oradanım biliyorsun. Valla şimdi... İç Anadolu. Ankara. Öyle mi? Ben valla heyecandan hiçbir şey bakamadım. Unuttum. Baktım. Kenan abiydim. Şimdi bir şey sorar. Kendi hayatıyla alakalı biraz. Biraz heyecan yaptım yani. Ankara olduğumuz ilk defa. İyi yaptın Recep. Şurada duyunca şaşırdım anneyle yani. Anneyle geldin? Annemden geldim. Anneyle bir tanışır mısın bizim? Annemle tanışın. Annem valla... Sen istersen bir intro yap. Bir giriş yap. Sonra anneye söz vereceğim. Şey söyleyecektim Kenan abi. Ben normalde işte sosyal medya... Abinden gelmedin, anneyle geldin. Annemden geldim. Sosyal medya atanınca sektörle ilerleyemedim ya. Sektör dediğin? Sektör şey işte. Medya radyo, televizyon, sinemayla ben ilerleyemedim. Kendim okuduğum mesleğine dedim ki telefonu alayım da çekeyim dedim. İşte bunları çektim. Sonra eve geldim, evi çekiyorum. Evi çekerken annem benim videolarımın bir 5 saniye arasına girdi. Ondan sonra takipçiler dedi ki vay annene daha da çok çek at. Annemle videolar çekmeye başladım. Annem köyde yetişmiş. 50 yaşına kadar köyde, 8 yıldır da İstanbul'da yaşıyor. Ya o köyde yaşamış bir insan gelip İstanbul'da köyde yaşadığı şeylerin aynısını uygular mı ya? Yatağın yorganın üstüne nane seriyor. Nane kuru diyor. O sonra kanepede mesela oturuyor. Kanepede altımıza kanepe örtüsü seriyor. Kız anne bunu niye seriyorsun? Altımızda bu toplanıyor diyorum. Artık burada serme diyorum.
tarladan gelince kanepe kirlenmesin diye, somya kirlenmesin diye serilir ya. Nohut atışı aynen öyle. Annede o pratik hala devam ediyor. Aynen. Recep. Ben de bunları takipçilerine paylaşınca annemden biz fenomen yolunda ilerlemeye başladık. Öyle mi? Vallahi bir bu. Harika. Birbirimizle nasıl çatışıyor? Öyle böyle daha. Senin enerjin ve sempatin zaten müthiş. Annede acaba nasıl bir durum var? Tabii şu an tam anlamıyorum ama belli orada da bir enerji geliyor. Sizin bu çatışmalarınız ve tartışmalarınız çok ilgi görmeye başladı ve takipçilerin arttı, öyle mi? Bayağı takipçilerim arttı. Bir de geri dönüşleri de çok iyi oldu. Ben de vallahi şu an var ya, inan önceden benim hobilerim gezmek, tozmak, müzik dinlemekti. İnan şu an hobim mobim kalmadı. Tek odam Recep, annem oldu. Peki şu ilginç gelmiyor mu sana? Hakikaten bu medya dünyasında yani herkesin ne bileyim çok farklılıklar işte bütün güzelliklerinin, en havalı şeylerini, en güzel yiyeceklerini gösterdiği yerde... Sen yatağın üstünde kurutulmuş naneyi göstermen ve bunun ilgi görmesi. Vallahi var ya. Annenin o sıcaklığının, sempatisinin veya öfkesinin ilgi görmesi çok ilginç değil mi? Sen ne diyorsun Kenan abi? Demek ki en kıymetli olan ne burada? Ha, demek doğallığa gitmeyeceksin. Yapmacık olmayacaksın. Doğallığa gitmeyeceksin. Samimiyet. Samimiyet. Aynen. İnan ki var ya, ben ne tepkiler görüyorum. Kimse evini paylaşmıyor, sen ne? Ya anam, ben, evimiz, kanepe, koltuk, niye paylaşmayacağım yani? Ay, çok güzel, çok sosyal medyaya farklı yansıtıyor yani. Belli ki yani o kamera seni samimiyetinden çıkartmıyor. Buradaki halinle devam ediyorsun ki o da insanlara sıcak geliyor. Çok doğru Kenan abi. Aynen. Burada noktayı koyalım, anneye söz verelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür, ne yapayım? Recep'in peşine düştüm geldim işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mutlu musunuz Recep'in peşinde olmaktan? Mutluyum da beni çok şey yapıyor işte. Ne yapıyor? Medya atınca ben sevmiyorum. Ne yapıyor? Ne yapıyor siz bana bir söyleyin, ben şimdi onun hakkından gelirim. Kızdırıyor, kırığımı çekiyor, dökümü çekiyor, kirli olur, düzenli olur, düzensiz olur. Her tarafımı çekip atıyor. Allah Allah. Recep. Ya o kanepe 30 yıllık. Eskiden bak, eskiden bu bizim ailelerde hani... Evet. Normal bir yaşadığın alan vardır. Bir de misafir odası vardır. Evet. Hani burada her türlü hengame olsa bile misafir geldiği zaman o düzenli temiz odaya alınır ki hani misafire hani evin ayıbı, kiripası gösterilmesin çok diye. Çok doğru. Ben evi... Şimdi bu prensipte yetişmiş bir kadına. Evet. Sen böyle her şeyi gösterdiğin zaman o sanki bütün mahremiyeti gidiyormuş gibi hisseder. Her tarafı göstermiyorum Kenan abi. Yani seni oklavayla dövse yenilir. Diyorum. Öyle mi? Dövdünüz mü? Diyorum. Dövüyor musun? Diyorum. Elinize sağlık. Hak ediyor mu? Omzunu kirip de omzunu. Büyükleriyle aranız nasıl? İsminizi bahşetmediniz. İsmim Nuran Yalçınkaya. Nuran Hanım, büyükleriyle aranız nasıl? Büyüklerimle böyle değiliz. Öyle bunlar mi? Bir arada duruyor hep beraber küçüklüğünden beri yanımda. Zaten de evlenmedim diyor, evlenmiyor da. İnşallah vereceğim bunu. Kaç yaşında? 29 yaşında. 29? Hmm. Yaşı geldi. Biraz var, bir iki yıl daha olabilir. Bir şey olsun bir. Aynen Kenan abi. Bir iki yıl daha rahat olsun da ondan sonra tamamen evlilikte olsun. Ama ben o sandım artık bu hizmetteydi. Öyle mi? Üstü, başı, ötesi, berisi kalabalık dolu. O zaman uğraşma, ver kendi yapsın. Yok. Madem evlenmiyor, ütüsünü de yapsın. Bırakmıyor. Neyi bırakmıyor? Koy dedi, aç kaldın diyor, susuz kaldın diyor ama o kendine bakmıyorsun diyor. Yine koy dedi, yine geldi. Yine geldi. Aç kaldım 15 gün diye. Anne beni bırak diyorum, ben yemeği içmeyi bilmiyor muyum? Vallahi aklım sende, yatamıyorum, kalkamıyorum diyor. Nuran Hanım, ne olacak bu Recep'in hali, ne yapacağız? Vallahi üç oğlum var, ikisi evli, bu bekar, bundan kalıyor zaten. İkisi evli, aklı başında, ikisi aklı başında, bu da böyle mi? Bu da bu bekar, ondan sonra bu buraya başvurmuş, ben köydeydim. Köyden adı neyse, anne gel. Yarışmaya katıldık, ATV'den istiyorlar, Kenan İmirzalıoğlu'na katıldık. Aman Recep gelemem, ben seninle yokudum da nereye kazanacağım, ben imkansız. İki soruda elenirim, utanırım, Recep yapma dediysem de. Ana evladını tanımaz mı Recep? Evet, tanır, bilir abi. Devam edin Nuran Hanım, lütfen. Gelmem dedim, telefonu yüzüne kapattım. Öyle evet, beni geri aradı, babası çok kızdı. Kime kızdı? Bana kızdı. Git ne yapacaksın? Çocuk heveslenmiş, başvurmuş. Öyle mi? Evet. Aa baba güzel. He babası. Baba destekliyor yani. Destekledi. Git ne olacak? Baba destekliyor mu? Sen hiç babadan bahsetmedin. Baba. Şu programı izledikten sonra baba herhalde. Baba hep arkada çınar ağacı gibi. Hep en son babalar duyuyor. Çınar ağacı gibi sessizce kalsın öyle mi? Hiç babadan bahsetmeyelim. Ben babaya saniye, da kızdım zaten. Ben babaya da kızdım zaten. Babaya da kızdım. Babaya da kızdım. Evin, sen... evin kızgın şirini siz misiniz? Benim. Babaya da kızdım. Baba ne dedi? Babaya da kızdım. Sen beni niye salıyorsun oraya dedim. Ne işin var Nuran desen ettim. O ışıkların altında Kenan Bay'ın karşısında kolay mı dedim. Vallahi yarışma. Gayet kolay maşallah. Yardırıp gidiyorsunuz Nuran Hanım. Bir şey bilemeyecek dedim. Soruları çözemeyecek dedim. Ne kadar yok olmaz ben gitmem dediysem de neyse Nuran git. Bu da bana diyor ki sana parayı diyor, ben kazandığım parayı sana vereceğim anne diyor. Ben de eşyalarını değiştireceğim diyor, beni kandırıyor.
Ben de eşyanı istemiyorum. Ben eski eşyalarımdan oturun ben sana vereceğim dedim. Ha. He he. Burada, burada aldığı parayla buna vereceğim. Gelin kıza fişeklik yapacağım dedim. İş bucu altın ya. Şimdi böyle deyince ilk soruda elenecek. Vallahi bana böyle geliyor. Bile bile elenecek. Altın alamazsın diye bakalım eleneceğim. Bakalım ne olacak. Nurhan Hanım çok buyur. Teşekkür ederiz. Sağ ol, Allah İyi ki razı geldiniz. Olsun. Gerçekten iyi ki sizi tanıdık evet. Burada. Sohbetiniz, enerjiniz çok güzel. Sağ olun, Allah razı olsun. Gerçekten tekrar hoş geldiniz. Hoş, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sonra ara ara uğrayacağız hoş, size. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de, sizden de. Recep, şimdi para kazanırsan evliliğe giden yol açılacak. Enes'im ben şurada... Bilmiyorum, karar çekileyim, senin. Evlenmeyeyim tek. İstersen şimdiden çekil, hiç yarışmaya başlamıyorum. Ne olsa beni evlendirecek, biliyorum evet, öyle yani. Gözüküyor. Aynen, para lazım diyor. Sen, Recep, yarışmak istiyor musun? Yarışmak istiyorum Kenan abi. İstiyorsun. Aynen, bu kuralları benim. Biliyor musun? Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Kabının üzerinde -18 santigrat derecede muhafaza edilmelidir yazan bir ürün muhtemelen hangisidir? A. Kabak çekirdeği, B. Çubuk kraker, C. Dondurma, D. Küp şeker. C. Son kararım, dondurma. Tebrik ediyorum Recep. Teşekkür ettim. Şıkkı, içeriğini ve son kararımı söylersen beraber çok mutlu olurum. Anladım, tamam çünkü öyle. Çünkü B mi D mi diyeceğin hani karışabilir. O yüzden içeriği de söylersen daha net olur. Tamam Kenan abi. Ama kendin elenmek istiyorsan evlenmemek için ayrı. O zaman müdahale etmem. Tamam Kenan abi. Sırada ilk para sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Remix genellikle hangisine yapılır? A. Edebi akımlara. B. Müzik eserlerine. C. Arkeolojik buluntulara. D. Görgü kurallarına. B. Müzik eserlerine. Son kararım. Annem sağ... Recep tebrik ediyorum. Çok teşekkür ettim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet, rahatladım biraz. Evet, şimdi bir hedef var mı aklında desem? Vallahi bir hedefi yok işte, evlendirmek kaç liraya soruyor. Nurhan Hanım'ın hedefi belli, senin hedefini soruyorum. Vallahi benim hedefim de annemin evdeki eski eşyalarını değiştirmek için böyle kaça kadar gidesem, 7'ye, 6'ya kadar gideyim. Evdeki 30 yıllık kanepesi var, onu değiştireceğim ya. Vallahi. Kendisi mutluysa 30 yıllık kanepeyle sen niye değiştiriyorsun? Hala üstünü örtü örtüyormuş. İşte bir değişiklik olsun. Artık onları köye götürerek koyduk. Ulan İstanbul'da bunları kullanak ya. Onları köyden mi getirdiniz? Köyden getirdik. Hmm. Bir gur onun için araba tuttuk tamam, bir de. Tamam sen bir İstanbul evini yenilemek istiyorsun. Aynen öyle. Hadi inşallah. Hadi bakalım inşallah. Bakalım yalnız o yenilediğin ev sonra senin evin olmasın. Bana öyle geliyor. Üçümüz hepimiz oturacak bence. Bakalım ne olacak Recep. Sırada üçüncü soru var. 3000 lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Aşkın Olayım adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Simge Sağın, B. Aşkın Nur Yengi, C. Aleyna Tilki, D. Vandana. Çok sempatik. Şükürler olsun ki bu sene de ülkemizde yine futbol oynayacak. Aynen öyle. Bütün futbol severlere keyif katacak. O yüzden çok güzel oldu bu şarkı. Kesinlikle. Seni de tebrik ediyorum çok Recep. Çok teşekkür ettim. Doğru cevap verdin. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Şehirler arası otobüste görevli olan kişinin nerede ineceksiniz sorusuna açtı cevabını veren bir yolcunun varış noktası hangi coğrafi bölgededir? A. Akdeniz, B. Karadeniz, C. İç Anadolu, D. Marmara. Vallahi ben Ankara'da askerlik yaptım. Açtı'yı orada duyduydum. Şimdi Ege'de, Marmara'da benzer şeyler var mı onu da bilmiyorum ama İç Anadolu'da olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle Aşti ora. Ankara şehri herhalde Ankara diye başlıyor orada bilmiyorum da. Ama Aşti'yi ben Ankara'da çok duydum. Kararım da C İç Anadolu son kararım. Herhalde ora ha. Ya. Recep tebrik ediyorum. Teşekkür ettim. Aşti Ankara'da duydum. Bir tek Ankara'da var Aşti. Aha. Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi. Ha, tamam. Aşti'nin açılımı. Evet doğru.
O yüzden de iyi ki kafanı karıştırmadın. Acaba başka yerlerde var mı diye. Kendine güvendin, doğru cevap verdin. Evlilik yolunda adım adım gidiyorsun Recep. Tebrik ediyorum. Herhalde... Beşinci sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Teşekkür ettim. Ekskavatör genellikle ne için kullanılır? A. Yün eğirmek. B. Çiçek sulamak. C. Yük istiflemek. D. Kazı yapmak. Ekskavatör genellikle ne için kullanılır? Yün eğirmek. Abo, bu benim ilk defa duyduğum bir kelime. Ekskavatör. Süren var, panik yapma. Panik yapmayayım da ben bence bunu... Ekskavatör. Ben bence bunu kime sor... Ben Joker hakkımı kullanayım bunda. Kullanmak istiyorum. Tabii ki. Seyirci bilebilir sanki bunu. Seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler. Ekskavatör genellikle ne için kullanılır? A. Yün eğirmek. B. Çiçek sulamak. C. Yük istiflemek. D. Kazı yapmak. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %65 oranıyla D şıkkı, ona da en yakın %25 ile C şıkkı demişler. Recep, sen ne dersin? Ben seyirci biraz kararsız kalmış ama yine de seyirciye saygı duyuyorum. D, kazı yapmak son kararım. Evet. %65'e kararsız mı diyorsun? Kararsız demiyorum da %25 de pek çoğumuş. Çok, onlar da kararsız kalmış. Senin hiç fikrin yoktu Recep. Benim ekskavatör ilk defa duydum ya. Nasıl alet acaba? Şunu hatırlıyorsun. Evet. Hı? Topraktan alır, kamyonun üstüne koyar. Evet. Anadolu'da tabii biz kepçe diyebiliriz. Onun genel adı kepçe. Kepçe, greyder, mreyder işte o tarzlar diyor. Greyder süren, düzlüyor. Önünde kürek olan greyder. Evet. Taşıyıcı olan kepçe. Böyle olan da ekskavatör. Anlaştık. Operatörde bir tane kuzenim var, o şimdi bana kızar ha, bilemedim diye. Artık. Nasip. Devam ediyoruz Recep. 6. soruya geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Çok teşekkürler. Hangisi nalburla eş anlamlıdır? A. Züccaciyeci. B. Hırdavatçı. C. Mefruşatçı. D. Manifaturacı. Ben esnaf olduğum için sağımda solumda çok nalbur vardı. Ben de onların hırdavatçı olduğunu bilmiyordum, hep nalbur diyordum. Esnaf olunca anladım ki hırdavatçıymış onlar. Daha böyle şehir anlamlı olarak, şehir kelimesi olarak. Onun için B, hırdavatçı son kararım. Herhalde doğru Zahar. Tebrik ediyorum Recep. Çok teşekkür ettim. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Abo. 30 bin lira değerinde. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Sorumuz geliyor. Yes. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmlerde Gardırop Fuat, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterleri canlandıran oyuncu kimdir? A. Ünal Gürel. B. Erol Taş. C. Hayati Hamzaoğlu. D. Yadigar Ejder. Ben biraz Erol Taş gibi diye düşünüyorum ama bence bunda... Tebrikler Recep. Çok teşekkür ettim. İkinci baraj sorusuna da... İşletme okuduğundan dolayı... O da bizle beraber ayakkabı işlerinin uğraşıyor. İşletme mezunu. Öyle mi? He. Cambridge'de profesör gibi duruyor Taylan. Benim kuzenim. Oğlum. Amcaoğlu üniversite ne okudu? Taylan Yalçınkaya aranıyor. He, Taylan Yalçınkaya arıyorum. Son karar. Ayakkabı işlerinin önüne. Ben film diye çok izler. Neşelendik. Özellikle Nurhan Hanım da. Başrolünde olduğu filmlerde Gardırop Fuat, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi olduğu filmlerde Gardırop Fuat. Gardırop Fuat'ı canlandırıyor. Bu adam kim? Ünal Gürel. Ünal Gürel. Evet. Tamam, Gürel. Teşekkür ettim. Çok sağ ol. Rica ederim. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Bildi. Ünal Gürel diyor. Aa, Ünal Gürel son kararım. Zaman geçer de. Abo.
Tebrikler Recep. Çok teşekkür ettim. İkinci baraj sorusuna da Taylan'ın desteğiyle doğru cevap verdin. 30 bin lirayı garantiledin. Bununla evet. beraber çift cevap joker hakkı kazandın. Bu iyi. Teşekkür Recep, ettim. Senin şu gidişin performansın bana şey hissettirdi. Sen Nurhan Hanım evlenmeni istiyor. Sen istemem diyorsun ama şu geldiğin sonuç istemem yan cebime koy gibi oldu. Tamamen öyle oldu da bilemiyorum ne olacak. Ha, dur bakayım şimdi gösterecek. Bekarımın da zaten altını bir çizmiştin. Şimdi anlıyorum ben senin niyetini. Valla acık gönlüm istiyor. Niye biliyor şimdi? Hah. Anam. Bak anam, samimiyet her zaman kazanır dedim. Şu gönlünün istediği yeri bir anlat bakayım. Valla gönlüm niye istiyor? Şimdi anam sürekli bir kalkıyorum. Anam babama hep yemek yapıyor. Hep o zaman ben de hiç kalkıyorum acık. Anne diyorum babama sevdiğini yapıyorum. Bana niye sevdiğimi yapıyorsun? Evlen seninle mi uğraşacağım? Kız anne ütümü ben yapıyorum. Odamı süpürüyorum. Yani eşyalarımı ben kontrolüm. Sen daha benim niye? Evlensen iyi mi olur? Kötü mü olur? Ne yapacaksın? Neyi düşünüyorsun? Bak hele diyor, beraber yaşayacak diyor. Bak diyor, kızı al gel diyor. Şurada ben ona su böreği yapmayı öğreteyim diyor. Bel bak yapmayı öğreteyim. Neyi? Su böreği. Su böreği. Bir ha. de diyor ki bana su böreği. Bel bak. O da Çerkez böreği. Bel bak. İçi, he bel bak. Veli bak diyorlar, özür dilerim. Ben Yozgatça bel bak diyorum. Normalde veli bak. Veli bak. Veli bak. He, gözleme gibi içi patates dolu. Onu da yağla tepsinin şeyin üstünde döndürüyor. Sen gelini getir, ben bunları yaparım diyor. Ben bunları öğretirim diyor. Hmm. Bir de diyor ki. Ama diyor gelin sübüra neyi yapmayı bilsin diyor. Şöyle serçe parmağım gibi diyor. Sarma sarmayı bilsin diyor yaprak sarması. E şöyle kız nasıl saracak ya? Şimdi kızlar saramaz ki Kenan abi nasıl olsun yani? Ben bunu istediği annem istediği kızı nereden bulacağım? Zor. Ben bulamam ki. Zor. Kendisi belki bulur. Kendisi diyor ki sana Kode'den bir tane kız bulacağım diyor. Olmazsa diyor Almancı bir kız bulacağım. Evlen git başımdan diyor. Bak hele. Ya sizin orada Almanya'da çalışan gurbetçimiz çok galiba değil mi? Almanya'da çalışan çok gurbetçimiz var da tanıdık kızıyla daha... Komşunun kızı işte ama kızın ne güzelmiş benim oğlanı alayım. Alayım da kız kabul ediyor mu bizi? Kabul hiç. Ben ne diye kabul etsin ki kız? Bakalım. Bakalım. Kısmet ne olacak Recep? Görecek. Recep ne diyorsun? Ne hissediyorsun? 30 bin lirayı garantiledin. Vallahi ben kendimden gurur duyuyorum. Ben bu kadar beklemiyordum vallahi. Çünkü kendime ya ben çok okumuş, çok bilgili, kültürlü, ekstra donanım biri değilim. Tamam bir şeyleri biliyorum ama kendimde övmüyorum. Ama 30 bin liraya görünce bir şaşırdım yani vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Ettim. Çok sağ olun. Nurhan Hanım ne diyecek bakalım? Nurhan Hanım. Sormasak iyiydi ya neyse. Mikrofonu alırsanız. Annem evet, biraz. Kerem Bey. Ne diyorsunuz Recep'in performansını? Recep'e başarılar diliyorum. Çok güzel yarıştı. İyi geldi değil mi buraya İyi kadar? İyi geldi vallahi bu kadar umudum yoktu. İkinci soru delenirik diyorduk. İyi. Bayağı konsantre de oldu. Soruyu da çok güzel okudun telefon jokerine. Evet. Çok net anlaşılır bir şekilde. Tam olması gerektiği gibi okudun. Bence Nurhan Hanım siz yolunuzdan vazgeçmeyin. Bu istemiyorum diyor ama ben Recep, bunu vereyim. Aslında tabii gönlünde var. Ben bunu vereyim. Şu performansı onu gösteriyor. Eski eşyalarımı değiştirmesin. En iyisi bunu ben kazandığı parayla fişekli yapacağım. Yozgat'ta yandan. Fişekli. Fişekli. Ne demektir o? Bu gelin kıza yandan fişekli takıyorlar. 10 tane arkada altın, 10 tane bu aha, tarafta. Aha altınlar şu kadar. Fişekli altın, dedi. Bu para yeter mi anne ona ya? Onun adı fişekli mi böyle? Fişekli. Ha böyle kuşak gibi kuşak çapraz gibi, bağlar. Evet askeriyenin şeyi gibi aynı. Üstü de altın oldu mu adı fişekli. Tek tek altın ha, fişeklik aslında fişeklik. Normal fişekli. Fişeklik. Tabii altın ha, anladım şimdi anladım. Koyar bir altın diyor. Altınlar da şu kadar. Anladım o sizin hayaliniz onu yapacak. O bizim hayalimiz hadi yapacağım inşallah. Ben. İnşallah. Hadi onun niyetini bakalım ne olacak. Abo. Recep devam ediyoruz. Yalnız bundan sonra süre kısıtlaması yok. Evet. Yorumlarını bekliyoruz. Sesli düşünmeni bekliyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir? A. Nijerya B. Senegal C. Güney Afrika D. Fas FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir? Güney Afrika, Nijerya, Fas, Senegal. Ben çok futbolla çok alakalı bir adam değilim. Ama Afrika'da olan tek ülke deyince şimdi Senegal, Nijerya, Fas. Senegal Afrika'da onu kesin biliyorum. Ama Güney Afrika diye de bir şey var. Fas diye de bir şey var. Nijerya. Şimdi futbolla belki çok ilgili değilsindir ama hı-hı. futbolla ilgili böyle başlıkları, haberleri belki kulağına çalınmıştır. Aslında... Kendin hemen futbolla ilgilenmiyorum diye kestirip atma. Bir düşün. Aklına gelebilir. Normalde futbol haberlerini böyle göz ardı ederek okurum.
Ama FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmaya başaran, bir de şimdi yarı finale ulaşmaya başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir? Sanki bu soru bana diyor ki sen bu soruyu bileceksin ama bilemiyorum gibi hissiyat var böyle. Azıcık düşüneyim Kenan abi. Tabii ki. Azıcık sesli düşünmeye çalışıyorum. Sesli lütfen. Düşününce de kafam karışıyor benim. Bir sessiz düşün sonra tekrar ses. Aynen öyle yapayım hemen. Basında tarihinde. Dünya Kupası'nda. FIFA Dünya Kupası'nda. Yarı finale ulaşmayı başaran. Ve başkenti Ankara'da olan tek ülkemizdir. Başkenti Afrika'da. Ne Afrika? Tek ülke. Fas. Kenan abi ben düşündüm ama ben sanki iki şık hakkında ya yani iki şık arasında kaldım. Nedir onlar? Ben şununla şunun arasında kaldım. Nijerya ile Senegal arasında kaldım. Yani Senegal Afrika'nın ama başkenti Afrika'da olan tek ülke. Başkenti Afrika'da diyor. Recep şurada kafan bir netleşsin. Bunların dördü de Afrika ülkesi. Aynen. Ülkenin kendisi Afrika'daysa başkenti de Afrika'dadır. Doğru. Veya başkent Afrika'daysa ülke de zaten Afrika'dadır. Aynen. Bir kere oradaki karışıklığı ortadan bitsin. Bir kaldıralım. Evet. Sence hangisi yarı finale ulaşmayı başarmıştır? Bu dört Afrika ülkesinden hangisi? FIFA ile de kıyasladığımda Nijerya ile Fas geliyor aklıma ya. Ben peki çift joker hakkımı bunda kullansam, bunda gitsem, mesela... Şöyle yapsan daha doğru olabilir. Eğer ki sorudan emin değilsen, bilgi yoksa ve bir çağrışım olmuyorsa, önce yarı yarıya kullanırsın, iki şıkka iner. Tamam. O iki şık arasında net bir karar veremiyorsan çift cevabı kullanırsın, bu soruyu garanti hale getirirsin. Ha, o da olabilir, aynen. Peki ben mesela bu o şekilde yaptığımda... İkisini aynı anda önce yarı yarıya kullanıyorum sonra çift cevabı kullanıyorum herhalde. O zaman soru garanti zaten. Soru garantiye giriyor. Evet, direkt 100 bin liralık soruyu açtırırsın bundan sonra. O zaman ben sizin önerinizi kullanarak öyle yapayım. İlk önce yarı yarıya sonra çift jokeri kullanmak istiyorum. Yarı yarıya'dan bir başlayalım. Yarı yarıya'dan başlayalım. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. Ama... C. Güney Afrika. D. Fas. FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı. Ve başkenti Afrika'da olan tek ülke. Güney Afrika, Fas. Güney Afrika, Fas. Başkenti Ankara'da olan... Ben bu soruyu bilemezsem, eğer elenirsem, ben nasıl bir yol izleyeceğim şimdi mesela? 30 bin liraya alıp gideceğim mi? Elenirsen sana nişan bile yok. Vallahi mi? Elenirsen 30 bin lirayla gidiyorsun. 30 bin liran garanti Recep. 30 bin liran garanti mi? 30 bin lira, 30 bin lira cebinde. Şu an üstüne ne koyacaksın ona bakıyoruz. 30 bin liranın cebinde. Güney Afrika mı, Fas mı? Güney Afrika mı, Fas mı? Hangisi öne çıkıyor senin için? Ya ben şimdi şu aklımı karıştırıyor. Başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir? Güney Afrika bir ülke mi? Fas bir Fas demek istiyorum ben. Güney Afrika ayrı bir ülke mi oluyor? Afrika'nın içinde Güney Afrika. Bir de Kuzey Afrika. Öyle mi oluyor? Recep o kadar güzel soruyorsun ki. Güney Afrika tabii ki az önce söyledim ya bu dördü de Afrika kıtasında ne? Ülke. Dört ülke, dört ayrı ülke. Güney Afrika da bir ülke tabii ki. Hatta Dünya Kupası'nın bir tanesi daha öncesinde Güney Afrika'da da yapılmıştı ama şu an hani o kafanı karıştırmasını söyledim. Yani başkenti burada hani bu Afrika'da olan tek ülke... FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşmayı başaran tek ülke hangisi? Soruyu böyle düşün. Ben ilk ne düşündüysem öyle gideyim. Vallahi şansa kader artık. Çok da bekletmeyeyim de FIFA Dünya Kupası sorusuna Güney Afrika ile Fas arasında kalarak D Fas diyorum son kararım. Gittik. Abo. Pek uzun durdu. Ama!
tüylerim diken diken. Bu kış Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı izlemedin mi? Onu izledim. Katar'da onu izledim de... İzledin o yarı finale çıkma başarısını gösteren Fas'tı işte. Ona hep beraber bu sene, yani geçen sene. Geçen sene bu sene. İşte bu kıştaydı. Hep beraber şahit olduk Katar'daki olan Dünya Kupası'nda. Ve yani tabii ki birazcık şey duygusu da oldu. İlk defa yarı finale bir Müslüman takım ülkede çıktı. Evet, aynen. Müslüman ülkenin takımı çıktı ve o anlamda hepimizde bir tabii tüyler kalktı, bir heyecanlandık. Öyle. O yüzden bunu nasıl unutursun duygusu vardı bende ama senin çağrışımın zaten Fas'a gitti. Sonra Güney Afrika bir kafanı karıştırdı. Ha, aynen. O zaman Güney Afrika ülke mi, Afrika'nın güneyi mi, güneyi varsa kuzeyi de vardır. Bildiğimiz doğru diyor Bunlar Kenan Recep abi. Çağrışımları deyip seni orada rahat bırakıyor. Aynen. Çok haklısınız. Benim kusuruma kalmayın Kenan abi. Nasıl? Kusuruma kalmayın. Estağfurullah, kusur olur mu Recep? Olur mu öyle şey? Şimdi diyebilirsiniz maşallah diye. Maşallah. Evet, tebrik ediyorum Recep. Devam ediyoruz. Sırada 9. sorumuz var. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Abo. Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır? A. Gulyabani. B. Karabasan. C. Vampir. D. Ebe Gümeci. Ebe Gümeci neymiş ya? Ebe Gümeci. Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet hangisidir? Karanlık ve ıssız yerlerde. Şimdi dizilerde biz Gulyabani'yi görürdük. Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet. Şimdi Karabasan ben rüyalarda ne de basıyor diye biliyorum. Yatarken, uyurken. Vampir direkt insan şeyi. Ebe Gümeci'ni hiç hayatımda duymadım. Vallahi ben Gulyabani diyorum. Gulyabani o da karanlık ıssız yerlerde böyle hep çok uzaklarda ne de görünürdü. Hatta Kemal Sunal'ın bu dizi şeyinde oynamıştı. Kemal Sunal, Şener Şen herhalde onunla orada gördüydüm herhalde eski dizilerde ne de. Yanlış değil herhalde. Öyle düşünüyorum da. Bence var ya ben bu soru hakkında pek yorum yapıp da kafamı karıştırmak istemiyorum. Ama bir taraftan da şeyi düşünüyorum. 30 bini garantiledik de. Gulyabani'yi neyi düşünüyorum da nasıl olur, nasıl biter? Çünkü en mantıklı cevap o. Aa, Gulyabani son kararımı demek istiyorum. Dedim bile Recep. Dedim bakalım vallahi. Ne olacak? Joker hakkım da var ha. Ebe Gümeci değildir değil mi? Abo vallahi o da olabilir, bilmiyorum ki. Ebe Gitti. Gümeci olabilir mi? Olabilir, zar gitti herhalde. Kısmet. Nasip bağım. Ama. Nasıl ilerliyor vallahi. Kendimize inanamıyor vallahi. Şaşırdım şu an. Recep, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Yalnız Ebe Gümeci'ni bilmemene şaşırdım. Nurhan Hanım, siz biliyorsunuzdur Ebe Gümeci. Madımak falan çıkmaz. Madımak mı? Madımak var bizim Ebe orada. Ebe Gümeci de çıkmaz. Ebe Gümeci'yi biz toplamakta yemekte. Ama bilirsiniz. Böreklerini yapar, evet, börek yapıyorlar. Değil mi? Evet, biliyorum. Ben Ebe Gümeci. Bir tek dedem sakalını bilirim. He. Kangalı bilirim ben otu. Cacığı bilirim. Şey, madımağı bilirim. Cacık Ebe Gümeci. Ebe Gümeci'nin hiç bahsetmedik mi ha? Ebe Gümeci böyle yuvarlak yapraklıdır. Evet, Allah yuvarlak ya. Yapraklı. Ortalarında düğme evet, gibi şeyler evet. Var. Annem gül diyor ki biz bunu halledi yirdik diyor. Ortasındaki şeyi. İnsan bir de bağ yedirmez mi? Şu Ebe Gümeci al oğlum. Yozgat Ebe Gümeci'nden haberin yok. Yapraklar ne? İç Anadolu'da çok çıkar çünkü. Çıkar. Şeyin olduğu yerde yakan... Isırgan otun. Isırgan otunun olduğu yerde Ebe Gümeci de vardır. Evet, var. Ben nasıl bilemem ya. Recep, şu an 100 bin liram var, farkında mısın? Valla, şaka maka 100 bin liram var valla. Ailede başka bekar var mı? Bekarımız yok. Recep, şimdi bütün bekarları evlendirmeye doğru gidiyor. İnşallah, hizmetleri açılır. İnşallah. Sırada 10. sorumuz var Recep. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi ördekgillerden tüyleri kiremit renginde bir kuş türünün adıdır? A. Ebleh. B. Sersem. C. Angut. D. Budala. Hangisi ördekgillerden tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür? Ebleh, sersem, angut, budala. Vallahi... şimdi ben bir tek burada sanki
Angut'u biliyorum. Bir de Budalaycık biliyor gibiyim sanki. Eleyebileceğim şıklar sanki ben biraz Angut gibi. Aa, öyle mi hatırlıyorum ya? Öyle bir Angut'u sanki biliyordum. Ama bence şöyle yapabiliriz Kenan abi dediğiniz gibi. Yani şimdi eleyerek gitmek istiyorum da ama fiziksel olarak eleyemiyorum yani kafamda. Bence Joker hakkını kullanarak bir eleyim. Şunu da söyleyeyim Recep, son hatırlatma. Buyurun. Çift cevap Joker hakkını kullandın. Evet. İlk tercihini yaptın. Tamam. Herhangi bir şıkkı söyledin, son kararım dedin. O doğru cevap çıkmadı. Aa, bu doğru çıkmadı, öbüründen de acaba doğru çıkmayabilir diye çekilmeye kalkarsan çekilemiyorsun. Tamam. Yani onu kullandıktan sonra çekilme şansın yok. Anlatabiliyor evet, muyum? Anladım. Şu an çekilirsen 100 bin lirayla çekiliyorsun. Doğru cevap verirsen 200 bin liran olacak ve 400 bin liralık soruyu açtıracaksın. Anladım. Peki çift cevap hakkında şimdi 4 eleme gelmiyor işte. He, ben direkt kaybedirsem ne olacak mesela Kenan abi? O zaman 30 bin lirayla uğurlayacağız. 30 bin lirayla uğurlayacağız. Hmm. O zaman azıcık daha düşüneyim. Tabii ki. Hangisi ördeklilerden, tüylerden kiremit renginde bir kuş türünün adıdır? Eble, sersem, angut, budala. Angutu desem... Ama bu tüyleri kiremit renginde olan bir kuş türünün adı. Kiremit renginde olan bir kuş türünün adı. Bunlar hep acaba... Renkleri... bir de... Renklerini de kafamda kestiremiyorum. Ben Angut'u gördüm de... Angut'u biliyor gibiyim de... Kiremit renginde olduğu için karıştırıyor. Kiremit rengi böyle bildiğimiz kırmızıya dönük olur herhalde. Ya da turuncu... Kiremit rengi. Değil mi? Kiremit Tabii. rengi. Angut, budala, sersem, eble. Hangisi? Ördekgillerden. Bir de ördekgillerden diyor. Ördekgillerden tüyleri kiremit renginde bir kuş türünün adıdır. Bence 100 bin lira, şimdi 100 bin liraya bakıyorum, bir de cevaba bakıyorum. Geri joker hakkıma bakıyorum. Geri kararsız kalıyorum. Bence zaten buraya gelmeye geldim. Şimdi geri çekilip de geri dönmek istemiyorum. Belki 400 bin lira alıp soruyu belki açarım. Angut'u da böyle sanki biliyor gibiyim. Ona biraz yakınım. Sersemi, Ebleh'i, Budalay değil de. Valla... Kimse kusura bakmasın, anam ne de kızmasın. Ben balıkçuluk bir cevap vererek... Joker'i kullanmak istemiyorsun. Joker'i kullanmak istemiyorum ya. Tamam, ben hatırlatıyorum sadece tamam. Recep, karar senin. Tamamdır Kenan abi. Yani 100 bin lira da indi, iyi para da ondan da işimize yarar aslında da bir şeyler ne alırız aslında da. 30 bin lira da nörek. Ben şimdi iç ses geliyor bana da böyle, beynimde şey dönüyor böyle, annem al. Oğlum bırak soruyu, ne öğreceksin, gel yeter 100 bin lira diyor da. Ama ben de azıcık kendime şans vereyim istiyorum. Azıcık ilerleyeyim diye istiyorum. Tamam, ben çift joker hakkımı kullanarak cevap vereceğim. Son kararım. Son kararım. İlk tercihin hangisi olur? Hocam? İlk tercihim Angut. Son kararım. C, Angut son kararım. Abo! Vallahi var ya. Abo! Buna herhalde hissi kavvel vuku diyoruz Recep. Vallahi ayaklarımı ne kara sular indi Kenan abi. Gerçekten ben beklemiyordum. Vallahi gittim geldim. Ya senin gibi benim de hiçbir fikrim yoktu yani bu kuşun evet. adının ne olduğuna dair. Hı-hı. Tebrik ederim Recep. Vallahi teşekkür ettim. Ne diysem, yani ne yorum yapsam bilemiyorum ki ben. Hayatımda ilk defa yaşadığım şeyler şunlar yani. Çok heyecan yaptım bir de. Nasıl, ne yorum yaparsın? Bir içine sor bakayım, ne geliyor içine? Vallahi içime ne geliyor biliyor musun? Bak hala hiç artık yeter, sınırı zorlama. Senin kapasiten bu kadar, al git. Vallahi ben kendim bunu görüyorum şu an kendimde. Şimdi ben... Bir de Nurhan Hanım'a soracağım bakayım. Nurhan Hanım ne diyorsunuz? Bence soruyu, öteki soruyu da açtırsın. Evet. Bilirse, bilmezse çekilelim. Öyle mi? Öyle. Şu ana kadar nasıl geldi Recep? Çok güzel. En son zaten bir vedalaşacağız. Tamam, devam ediyoruz. Tamam. Şimdi Recep gerçekten inanılmaz gidiyorsun.
Vallahi ben de kendime inanamadım. Ben... Gerçekten o içeriden o sesinle yakalıyorsun. Gerçekten tebrik ederim Recep. Buna şahit olmak da çok güzel. Vallahi size böyle, yani sizi böyle durumdan mutlu ettiysen bana ne mutlu ya. Vallahi emin ol, emin ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Devam ediyoruz. Sırada 11. sorumuz var. Şimdi bir de şeye soracağım. Çok özür dilerim. Tabii. Bu soruda ilerliyorum şimdi. Mesela diyeyim ki 11. soruyu açtırdım. Şimdi zaten açtırmaya hak kazandın. Soru birazdan açılacak. Evet. Eğer soruyu görüp çekilirsem mi nasıl bir yol izleniyor mesela? Tabii ki soruyu gördükten sonra okudun. Eğer ki ben bunu cevaplayamam emin değilsen çekilebilirsin. Onda da 30 bin lirayı mı alıp gidiyorum yoksa açtırdım? Hayır hayır. 200 bin lirayla çekilir. Ha, 200 bin lira garantiledim eğer çekilirsem. Eğer çekilirsen 200 bin lirayla. Tamam. Ama soruyu bilebilecek gibi hissedersen 400 bin lirayı alıyorsun ve sonra final sorusu orası sende bilmiyorum. Titreme geldi ya dur bak. Bakalım nasıl bir şey geldi. İnşallah bildiğimiz yerden gelir. Bakalım. Bilmediğin yerlerde daha iyisin bence. Allah Allah. Angot'u bilmiyordun, futbolu vallahi bilmiyordun. Aynen. Hepsini de doğru cevap verdin. Recep devam ediyoruz. Sırada 11. sorumuz var. Değerli izleyenler, değerli konuklar 400 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? A. Arjantin. B. Kolombiya. C. Brezilya. D. Almanya. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Arjantin. Kolombiya. Brezilya. Almanya. Ben şimdi Almanya'ya gittiğimde haritadan hep Fransa'ya neye bakıyordum? Fransa Almanya'nın dibindeydi. Yani hemen yanındaydı. İşte diyordum ki şundan Fransa'ya neye gitsem mi ne diye düşünüyordum. Almanya'yla herhalde Fransa'ya çok yakın diye biliyorum kara sınır olarak. Ama ben sanki yani yanlış bilmiyorum da Arjantin'le Brezilya burada bu yanda değil yani şeyde. Avrupa'da değil. Amerika'da. Nerede? Ha, Amerika'da. Amerika'nın? Aşağısında, Güney Amerika'da. Evet, Güney Amerika'da. Işte, orada. Ama Kolombiya. O da orada. Kolombiya da şeyde değil mi ya? Bu da yok uzakta ya. Kolombiya da yakın değil ki. O da Güney Amerika'da. He o da. Abi benim doğru haritada baktığım doğru. Almanya'ya gittiğimdeki... Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Fiziksel olarak şunu haritaya açtığımızda Almanya Fransa'nın dibinde. Sana şunu hatırlatmak isterim Recep. Bu 11. soru. 5. veya 6. soru değil. Evet. 11. soru. 400 bin liralık soru. Bunun 400 bin liralık bir cevabı vardır. Öyle düşün. Evet. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Arjantin. Ya bildiğimiz fiziksel olarak sınırsa, başka bir sınır daha ise, yani bildiğimiz şu harita sınırıysa, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Brezilya'da, şeyde Amerika'da. Ama Fransa Avrupa ülkesi. Ama en uzun kara sınırı, evet. Almanya, Kolombiya. Şimdi kara sınırında gizemli bir şey mi var bilmiyorum da, kara sınırı dediğimiz bu, haritadan çizilen kara sınırı değil mi ya? Böyle kendim de öyle yorumluyorum şöyle. Kolombiya, Arjantin, Brezilya çok uzakta bir yer. Ama Almanya Fransa'nın dibinde. Mesela kara sınır olarak bunlar komşu ülkeyse yani en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Bunlara ne zaman komşuluk yapmış ki en uzun kara sınırı? Kara. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Bir de şu soru da ülkeyledir evet. Yo soruda da sıkıntı yok. Soruya baktım da. Bence benim acık kafama Almanya yatıyor gibi. Ama Kolombiya, Arjantin, Brezilya zaten yakın bir yerde. Yani bu sorunun üstüne daha da yorumlayıp da daha da bir yerlere gideceğini de düşünmüyorum. 200 bin lira iyi para. Vallahi iyi para. Ben hak ettiğimi de şu an kendim inan şaşırıyorum. Ki siz de şaşırdınız bana. İnan. Olur mu? Estağfurullah hocam. Vallahi ben ne örüyorum biliyor musun? Ben şimdi 400 bin liralık soru belki şaşırtma da olabilir. Bazen öyle şeyler olabiliyor. Ne örüyorum bilmiyorum da. Bence yani aklıma ve mantığıma yatan düz mantığına gitmek istiyorum.
yürüttüğüm düz mantığına gideyim yani. Şimdi Arjantin olmaz, Kolombiya olmaz, Brezilya hiç olmaz. Kara sınır olarak bilmiyorum eskilerden tarihten başka bir kara sınırına başka bir şey diyorlarsa benim bilmediğim bir şey. Yani coğrafyamda bu kadar benim kötü olamaz yani. Kara sınırı bildiğim bir şey. Kara sınır yani. Şöyle yan yana olunca çizgi varsa kara sınırı. Kenan abi ben D'ye yakın bakıyorum Almanya'ya. Vallahi yine şansa kadere balığa culağa ben D Almanya diye düşünüyorum. Son karara doğru da gideceğim öyle görünüyor. Öncelikle şu kalbim birden çıkacak gibi. Bura nadir zormuş ya Kenan abi vallahi ellerim neyim terledi. Bir de sizin karşınızdayım ben hiçbir ünlüne böyle çok yakın temasta olmadım. Böyle muhabbet etmedim derdini tasasını enerjisini hiç almadım. Kenan abi ben D Almanya diyorum son kararım. Abo. Bu da şans kaderdir börek ya. Abo. Abo. Almanya herhalde. Ay be. Brezilya çıktı ya. 11. soruda sadece düz mantık çalışabilir mi Recep? Çalışmaz. Fransız Guyana'sı diye bir bölge vardır. Bu ülkelerin eski sömürgeleri var. Zamanında aldıkları, sömürdükleri ve hala da Fransız toprağı olarak geçiyor. Yani orası hala Fransız toprağı olarak geçiyor. Sen Fransa diyor, o Almanya'ya, işte İspanya'ya hepsine komşu olan Fransa gözünün önüne geliyor ama orası da Fransa toprağı. Fransa toprağı olduğu için orası ne kadar uzunsa o kara sınırı, işte o Brezilya'ylaymış. Ben Fransa'da daha çok şu Afrika'ya sömürgecilik yapıyor diye aklıma gittiler. Demek ki en uzun kara sınırı... Oralara da gittiler, ona her yere gittiler. Nasip kısmet. Evet. Vallahi sizinle yarışmak çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Sen mutluysan... Vallahi mutlu oldum inan ki. Artık ne öyle 200 bin lira da 30 bin lira da artık yapacak bir şey yok. Kaderimiz nasip şimdi buymuş. Bence arkada merdane hazırlanıyor. Bir abo, Nurhan Hanım'la bir konuşacağım abo. Merak ediyorum. Nurhan Hanım ne diyorsunuz? 200 bin lirası olmuştu. Mikrofonu alır mısınız? 200 bin lirası olmuştu. Evet. Sonra bir gaza geldi sanki. Evet geldi. Değil mi? 30'a mı düştü? 30'a düştü. Aa vallahi. 170 bin liralık bir kayıp var. Ha. Olsun canı sağ olsun. Buraya evet. Gelmek de bir güzel bir şey. Ama yarım saat önce 30 da yoktu. Öyle değil mi? O 30'u da yani yine Recep aldı. Keşke çekilseydin Recep. Bilemedik yani börek. Siz onu artık yeni videolarda. Recep niye çekilmedin? Başlıklı bir video. Neyse başarılar diliyorum. Nasıl geçti sizin için gerçekten? Oradan baktığınız zaman evet, evladınız böyle kameraların geçti, önünde. Çok güzel geçti evet. Güzel yarıştı, güzel geçti. Soruları iyi bildi ama keşke çekilseydi. Evet. Şimdi neyin 30 lirayla mı gidiyor? 30. Ama çok azmış Kenan Bey. 200'ü görünce tabii 30 az geliyor. Niye 200'ü Recep niye çekilmedin? Gaza geldik. Ya bir çekilir çekileceğin aslında. Tüh. Nasip mi örek? Nasip mi? Nasip de acayip kendi. Nasip şimdi bak. Nasip 200'ü elinle tutmaktı. Esra çekileceğin. Sonrasındaki Recep durum ya. Nasip mi? Gaza gelmek gaza, mi emin gaza geldim herhalde. Hangisi sizce Nurhan Hanım? Gaza geldi. Nasip mi gaza mı geldi? Hayır ya gaza geldi. Çekilse iyi olur diyor. Tabii her şey nasip diye bir şey içinden söylüyoruz. Olur mu şimdi mesela ne güzel. Bak 200 milyarla bayağı bir şeyler yapardık. O olmaz değil mi? Fişeklik olmaz. Olmaz. 200 olurdu. Olurdu değil mi? Olurdu. Siz bunu ince ince anlatırsınız artık. Tüh Recep. Hayır eve gidince acı acı üzülecek Recep niye çekilmedin diye. Tüh bayağı da durduk şu burada. Vallahi. 30'da iyidir ama yine. 30'da iyidir. Ama 200'ü görünce 200, tabii. 50'den 30'a düşsek iyiydi. Ben sizi o kadar iyi anlıyorum ki Nurhan 200'den Hanım. De 30'a düşülmez ki. Ne deseniz hak ediyor. Vallahi billahi Recep niye öyle yaptın çekilseydin ya. Doğru. Kaza geldi bir an çok. Bilmiyorsan çekileceğim ben çekiliyorum diyeceğim. Demedim. Ya. Demedim. Diyeceğim Kenan abi çekileyim ben en iyisi. Tamam yeter diyeceğim. Bayağı uzun sürdü yarışman. Evet. He. Neyse sağlık olsun sağ Nurhan Hanım. Sağlık olsun da böyle de ta uzun yolla Yozgat'tan geldim ben. Şimdi işimi gücümü bıraktım geldim ben. Salça yapıyordum, pekmez yapacaktım. Mantı makarna yapıyordum.
Her şeyi bıraktım geldim 30 milyonum için. Artık şimdi onların hepsini Recep'e yaptırın. Vallahi kazansaydı tüh. Aynen. Alırdık onları. O kazanları falan ona taşıtın. Madem kazan aldı kazan taşısın. Ya aman tüh tüh tüh. Çok kötü oldu Kenan Bey. Sağlık olsun vallahi ya. Sağlık olsun. Uzun da sürdü ama. Bu da bir anı oldu bize. Evet biraz da uzun sürdü kusura bakmayın. Uzun sürdü vallahi. Beklettik sizi. Biz için de iyi sorularımız iyi gidiyordu. Evet. Ya. Nur Hanım sizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hakikaten salçanızı, pekmenizi bırakıp buraya geldiniz. Vallahi. Stüdyomuzu şenlendirdiniz. Evet sağ olun siz de. Biz de sizi eksik olmayın, var olun. Kolaylıklar diliyorum köydeki işlerinizde. ATV'ye çok teşekkür ediyor biz de bizleri buraya taşıdığı için. Ne demek? Hepinize de Allah razı olsun. Bu ülkenin her vatandaşının başımızın üstünde yeri var. Çok olsun, teşekkür ederiz. Kısmet. Ayaklarınıza olursa sağlık. Bir daha geri yarışmaya belli olursa. O zor. Artık o bitti. Yeter. Maalesef. Ay korktuysa. Son şansıydı. İlk ve çok son şansıydı. Çekilseydin ya. Siz işte Nurhan Hanım evde anlatırsınız vallahi artık. Vallahi ya hadi. Evet. Çok teşekkür ederim size. Bunun hesabını sağ olun. Evet. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Siz de çok sağ olun. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Eksik var olun. Olmayın. Teşekkür ederim. Recep. Vallahi diyeceklerim bir şey yok. Annem her şeyi konuştu. Çok teşekkür ettim ben de. Ay, çekilebilir misin demek ama artık yapacak bir şey yok. Yani ailecek sizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Biz de memnun olduk. Allah bu neşeni, samimiyetini hiç kaybettirmesin. Amin. Senin en büyük hazinen o. O 200 değil, 2 milyon da onun karşılığı değil. Yani 20 milyon da değil. Yani onun parasal bir karşılığı yok. Sen bu samimiyetinle, neşenle zaten sosyal medyada da artık bir sürü şeyler yaparsın bence. Esas olan o, sen onu kaybetme yeter ki. Teşekkür ettim. Sen ne paylaşmak istersin ayrılma? Valla ben ne paylaşayım? Ben şimdi dediğim gibi 200'e de gitsek, 1 milyona da gitsek illaki değişik şeyler de yaşayacaktık. Ama ben şunu da kaçırmamalıydım. İşte yani 11. soruda 400 bin lira soru bu kadar basit olabilir mi? Yanıtma vardı ama ben dedim ki lan belki de yanıtma yoktur. Düz mantığına gideyim dedim. Dahisin Recep, yürü dedin. Aynen o sana olmadı. Kaza geldik çünkü. Kaza geldi. Neyse. Bu da 30 bin lira da çok şükür yani 30 bin lira da yoktu, onu da aldık şimdi ödül olarak. Tabii. Tamamen kendimi deneme amaçlı bir şey oldu. Bu da bize bir ders olmuş oldu. Ama güzel, çok keyifli oldu bence. Sizi tanımış oldum vallahi, çok keyifli geçti. Ayaklarına çok memnun sağlık. Oldum. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. 30 bin lira ile uğurluyoruz, böyle alayım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Recep'e alkış bu kadar mı? Geldiğine bak. Çok teşekkürler Kenan Bey. Dilara Şahin geliyor.